Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Zuhruf suresinden devam ediyoruz. 61. ayet-i kerime Hazreti İsa aleyhisselamdan bahsediyordu. Şimdi burada da ve innehu le'ilmul lisa'a. İbni Abbas radıyallahu anh bu ve innehu le'ilmul lisa'a ve innehu le'alemul lisa'a. Yani kıyametin alameti olarak o şekilde okuyor. Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Oradaki teveffa kelimesi ise bizzat bedeni değil de ruhu almak olarak anlıyoruz. Çünkü vefatın o cihetle iki manası var. Orada Allah Teala rüya ile mukayese ediyor. Rüya, insanda iki türlü nefis var. Bir temyiz nefsi var. Bir de hayat nefsi var. Ölünce o hayat alınıyor kendisinde. Rüya ya uyuyunca ise o zaman temiz nefsi kendisinden alınır. Yani vefat kelimesinin farklı anlamları var. Peki bir önceki ayet-i kerime وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْرُفُونَ ayeti, o da İsa aleyhisselamla alakalıydı. Yani Allah Azze ve Celle eğer dilemiş olsaydı o sizin yerinize melekleri halef yapabilirdi ya da İnsanlardan melekler dünyaya gelebilirdi. Bunu yapan Allah Azze ve Celle babasız olarak İsa Aleyhisselam dünyaya getirmekten neden aciz olsun? O halde öncesiyle konu bütünüyle İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Burada zamir kime dönecek? İsa Aleyhisselam'a. Ve innehu ve inne İsa le'ilmul lisa'a. Kıyametin alameti olacak, bilgisi olacak. O gelince oradan kıyametin geldiğini anlayacak insanlar. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ondan şüphe etmeyiniz, şüpheniz olmasın. وَاتَّبِعُونِ Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun şeriatına tabi olun. Hem وَاتَّبِعُونِ kelimesiyle de İsa aleyhisselamın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına tabi olacağına bir telmih var. Ayet zahir anlamı وَاتَّبِعُونِ bana tabi olun. Ama İsa Aleyhisselam'ın da Allah Resulü Aleyhisselam'ın şeriatına ittiba edeceğine de bir işaret var. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. هَذَا bu çağırdığım yol. İslam dost doğru yol budur. Ben buradayım. Benden sonra İsa Aleyhisselam da bu yolda olacak. Peki şimdi İsa Aleyhisselam gelecek diyoruz. Neden gelecek? Çünkü Allah Azze ve Celle فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي yani beni vefat ettirdiğinde, nerede bu ayet-i kerime? Maide suresinde. Bir de inni mutevaffike ve rafi'uke ileyye, bu da Ali İmran suresinde. Vefatla alakalı bu iki kelimeyi nasıl anlıyoruz? Bunlar Allah Teala İsa aleyhisselamın ruhunu kabzetmediği, tevaffanın hakiki manası bedeniyle beraber bir şeyi almak, bedeniyle almak. Onu bedeniyle aldı. Vefat kelimeleri iki ayet-i kerimede geçiyor. Bir Maide suresinin 117. ayet-i kerimesi, bir de Ali İmran suresinin 55. ayet-i kerimesi. Orada vefat kelimesinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Peki sonra vefat ettirdik demek onu bedeniyle beraber Allah Teala'nın huzuruna alması. Madem ki bedeniyle beraber çıktı, Nisa suresinde de وَمَا قَتَلُوهُ 157. ayet-i kerimede وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكُنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَرَّفَعُهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. Şimdi onu öldüremediler kesin bir şekilde. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا 157. ayet-i kerime وَرَّفَعُهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ, diri olarak Cenab-ı Hak huzuruna aldığına göre. Peki devam edin sonraki ayet-i kerime. İsa Aleyhisselam'ın semaya diri olarak çıktığını anladık da, diri olarak İsa Aleyhisselam'ın kıyametin alameti olarak geleceğine dair Kur'an-ı Kerim'de ayet var mı? Var. Bakın hemen 159. ayet-i kerime Nisa suresinde ve in min ehlil kitabi illa leyu'minenne bihi kable mevti. Ehli kitaptan kimse yok ki لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, ölümünden önce o İsa'ya inanmış olmasın. Ehli kitap İsa Aleyhisselam'a inanacaklar. Peki inanmışlar mıydı? Öldüreceklerdi.
peşinden koşuyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ölümünden önce ona inanacaklar. Önceki ayet-i kerime وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينَ بَنْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Onu öldüremediler. Bilakis Allah Teala diri olarak huzuruna aldıysa, sonraki ayet-i kerimede قَوْلَ مَوْتِهِ ölümünden önce ehli kitap ona inanacak dediğine göre, o halde İsa Aleyhisselamsa öldüğüne dair bir ifade yok. Vefat kelimeleri de bedeniyle kabz edildiğini bize anlatıyordu. Yahudiler ehli kitaptı ama ona inanmamışlardı. Kur'an-ı Kerim ona inanacaklar ölümünden önce dediğine göre ne zaman olacak? Olmadı, inanmamışlardı ona. Tarih öyleydi. O halde İsa Aleyhisselam gelecek ki ona inanmış olacaklar. Başka? Ve yükellimun nase fil mehdi ve kehla. İsa Aleyhisselam ne demişti? Beşikte kâle inni abdullah. اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا Meryem suresinde قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ Ben Allah'ın kuluyum ama bana Allah Teala kitap verecek ve beni peygamber yapacak buyurmuştu İsa Aleyhisselam. Çocuklukta konuşması bir mucizeydi. Peki kühulette de konuşacak, o da çocukluktaki gibi mucize olacak. Ne zaman konuşacak? Kühulette, kıyametin önünde gelecek. O zaman İsa Aleyhisselam anlatacak, bahsedecek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i şeriatına çağıracak. Efendim diyorlar ki, Allah Resulü Aleyhisselam'dan önce Kur'an-ı Kerim kimsenin hayatının ebedi olmadığını bize haber veriyor. Enbiya suresinin 34. ayet-i kerimesinde وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ peki orada diyor ki kimse ebedi değil. Yani herkes ölecek. Bu ayet-i kerime de 159. ayet-i kerime Nisa suresinin İsa Aleyhisselam'ın öleceğinden bahsediyor. Eğer ölmeyecek demiş olsaydık, o zaman bu ayet-i kerime ile arada bir taarruz oluyordu. Evet, Allah Resulü'nden önce kimse ebedi değil. Yani İsa Aleyhisselam da ebedi değil. İsa Aleyhisselam da ölecek ama kıyamete yakın bir zamanda ölecek. Geldikten sonra ölecek. قَبْلَ مَوْتِهِ Ama ölümünden önce ehl-i kitap ona inanacak. Peki diyorlar ki Ahzab suresinde Cenab-ı Hak مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhisselam gelirse o zaman bu ayet-i kerimeyle taarruz eder. Son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyoruz? İsa aleyhisselam gelecek ama neyle amel edecek? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla, Kur'an-ı Kerim'le amel edecek. Onun için gelecek. Ehli kitap onunla sallallahu aleyhi ve selleme iman edecek. Fakat bunlar Kur'an-ı Kerim'i toplu okuyamadıklarından, bir akaid kitabında kıyametle alakalı ayetleri toplu görmediğinden, hadis açıp da okumadığından dolayı bir ayeti okuyor, onunla öteki ayetle taarruz ediyor ama haberi yok. Haberi yok. Neden? Çünkü onlara öyle göstermişler. Böyle göreceksiniz demişler. Buradan ulema ile savaşacaksınız demişler. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Şeytan sizi alıkoymasın. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ imandan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ya da وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ kıyamete imandan, anil imani bis-sa'a kıyameti imandan çevirmesin. İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin açık düşmanınız. Babanız Adem'in düşmanı, Havva annenizin düşmanı, sizi cennetten indiren düşman, yanıltacak sizi, başka yönlere çekecek sizi, düşmanınıza ittiba etmeyiniz. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ Ne zaman ki İsa Aleyhisselam onlara açık mucizelerle geldi ya da delillerle geldi veya İncil'le geldi. قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ Dedi ki ben size hikmeti getirdim. Hikmet bir şey neyi nasıl olmayı gerektiriyorsa onu amirdir. قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِعُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ
Bir de Tevrat'ı tahrif ettiniz. Ey Beni İsrail, ihtilaf mevzularınız vardı. Sürekli kavga ediyorsunuz, bölünüyor, parçalanıyorsunuz. Nelerde ihtilaf ediyorsanız, dindeki bir ihtilafı ne çözer? Akıl çözemez. İnsan okuyarak dindeki ihtilafı çözemez. Nasıl çözer? Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'urrasule ve ulil emri minkum fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ilallahi ve rasul. Allah'a ve Resulüne gidin buyuruyor. Eğer niza ediyorsanız Kur'an'a, sünnete gidin. Onlar da tarif ettiği kitap üzerinden konuşuyorlar, sürekli kavga ediyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şöyle dediğini bize naklediyor: ben size ihtilaf ettiğiniz o meseleler neyse onları çözmeye, beyan etmeye onun için geldim. Fettakullâhe ve ati'ûn. Allah'tan korkun, asi olmaktan, kitabını tanımamaktan, peygamberle hesaplaşmaktan korkun ve bana itaat edin. Eğer takva olmadan itaat varsa, o zaman o itaat Kur'an'ın anlattığı manada, vahyin ifade bildirdiği ölçüde bir itaat olmaz. Bu itaat bir çocuğun babasına, bir talebenin hocasına itaati şeklinde olur. Yani örf vardır, adet vardır, gelenek vardır, İslam aykırıdır. Ama yine bakarsınız oraya uyabilirler, itaat edebilirler. Öncesinde takva olacak, korunacak, arınacak. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edecek. Hani buyuruyor ya, ya eyyühellezine amenu duhulu fissilmi kâfe. Abdullah bin Selam, cumartesi ibadet edebilir miyiz ya Resulallah deyince ayet-i kerime nazil oldu. Olmaz. Neden olmaz? Ya cuma olacak ya cumartesi olacak. Yani ya Ramazan bayramı olacak ya da Nevruz olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları kaldırdı kardeşim. Eğer kaldırdıysa, yani birileri sizin gücünüz yetmeden bunu uygulayabilir. Ama sen, yani Efendimiz aleyhisselamın kaldırdığını başka bir anlayışa, cahiliye ait olan bir geleneği sürdüremezsin. O hep sana ne buyurdu? Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Eğer atan öyleydi diye benzersen o zaman ondan olursun. Allah Resulü aleyhisselam seni sürekli bir muhalefet halinde durmaya davet etmişti. Ama öyle oldu ki bir taraf kutlamaya başladı, şimdi öteki taraf o da aldı, devletin içine girdi, herkes şimdi onu kutluyor. Ne yapmak lazım Nevruz'da kardeşim? Bu kainatı yeşerten kim? Ağaçlara suyun yürüme emrini veren kim? Toprağa o tohum bıraktığın zaman ona hayat veren kim? Allah Azze ve Celle. Le'in şekertum le'ezidennekum ve le'in kefertum inne azabi leşedid. Eğer şükrederseniz artırırım. Yok siz Nevruzlarla Allah'a değil de cahiliyenin o adetlerine dönerseniz o zaman gösteririm onu size diyor Cenab-ı Hak. Peki, اِنَّ اللّٰهُ وَرَبِّي وَرَبُّكُمْ. O Allah Azze ve Celle benim de mürebbim, sizin de mürebbiniz. فَعْبُدُوهُ. O halde ona ibadet ediniz. Yani bütün peygamberler öyle diyordu. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا. Firavun diyordu ki Musa Aleyhisselam'a, nedir senin Rabbin? Söyle bakalım. Anlatmaya başlamıştı. Önce yer ve göklerin Rabbi, sonra Allah Azze ve Celle, o Rabbukum ve Rabbu abaikumul evveli. Hem sizin hem önceki babalarınızın Rabbi. Bütün firavunların da Rabbi o Allah Azze ve Celle'dir buyurmuştu Musa Aleyhisselam firavuna. Yani burada da İsa Aleyhisselam, İnnallahu ve Rabbi ve Rabbukum. Benim de sahibim o, sizin de belki kabul etmiyorsunuz. Ama neticede bu hayatın hesabını Allah Azze ve Celle size soracak. فَعْبُدُوهُ. Ona ibadet ediniz. هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمُ. İşte dost doğru yol burası. Sırat içine aldığı zaman cennete götüren Allah'ın yolu, Allah yolu. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ.
Fakat o hizipler, cemaatler, partiler, gruplar, oluşumlar bölündüler, parçalandılar. Parçalandıkça ihtilaf ettiler kendi aralarında. Peki bu ihtilaf eğer İncil'e götürselerdi İsa Aleyhisselam çözecekti. Zaten onu demişti. وَلُوْبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ İhtilaf ettiği konuları çözmeye gelmişti. Ama ona gitmediler. Hevalarına, arzularına gittiler. Peki heva ve arzularına göre meseleleri çözmeye çalışan bir topluluğun sonu ne olur? فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَل۪يمٍ Yani o zalimler ki onlara veyl olsun. Neden onlara veyl olsun? Onları bekleyen elim azaptan dolayı vay onların haline buyuruyor Kur'an-ı Hakim. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar sadece oturmuşlar, inkar ediyorlar. Aniden kıyametin gelişini bekliyorlar. Yani اِتْيَانَ السَّاعَةَ Kıyamet birden gelecek onlara. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Anlamadıkları, bilmedikleri halde. Peki şimdi bu şekilde kıyameti bekliyorlar. Fakat bu ayet-i kerimeden hareketle ne diyorlar? Kıyamet bagteten, aniden gelecek. Kim bekliyor kıyameti öyle? Mekke'nin müşrikleri bekliyor. Ya da diğer kafirler bekliyorlar. Müslüman bekliyor diyor mu kardeşim? Ne diyor? هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سَاعَةِ اَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً اُمْ لَا يَشْعُرُونَ Peki hani Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek gerekir ya, Kerim Kur'an-ı Kerim'le tefsir edelim. Bu ayeti unutmayın. Muhammed Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سَاعَةَ اَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاشِرَاتُهَا Yani onlar neyi bekliyorlar? Kıyametin aniden gelmesini. Peki فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا Onun alametleri geldi ya buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki kıyametin alameti varmış. Olduğundan Allah Azze ve Celle burada Muhammed Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Ama inkar ediyorlar. Niye inkar ediyorlar? Şimdi burada öyle hafız kardeşlerim var ki onlara desek şu Kur'an-ı Kerim'in mealini bir ayda şöyle 5 defa okuyun diye, hafızlıklar çok kuvvetli. O kardeşlerim, içinizde hafızlar var. Peki bunlar onların hepsinden daha iyi Kur'an bilirler. Kur'an-ı Kerim'i. Ya adamın derdi yok ki Resulullah ne dedi diye. Allah Teala bu Kur'an'ı açıklama yetkisini verdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Akide ulemamız, kelam alimlerimiz bu ayet-i kerimeleri nasıl anladılar? Bu noktada bir cehid, bu noktada bir cehdleri, bu noktada bir gayretleri yok. El-akhillahu yevme izin ba'duhum li ba'din aduun illel muttakin. El-akhillahu alel ma'siyye. Onlar masiyet üzerine dost. Onlar Kur'an-ı Hakim'i tahrif etme üzerine dost olmuşlar. Bir araya geliyorlar, bakıyorsunuz ortak programlar yapıyorlar. Ortak vakıflar kuruyorlar. El-ekhillâ'u yevme izin. O dünyada beraber dost olanlar bâzuhum libâdîn aduvun illel muttakîn. Kıyamet günü birbirine düşman olacaklar. Sen beni aldattın, yok sen beni anlattın. Aşağıdakiler yukarıdakiler, aşağıdakiler yukarıdakilere, siz bizi aldattınız. Yukarıdakiler aşağıdakilere, sizin de aklınız vardı, aldanmasaydınız diyecekler. Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. Ya ibadi. Allah Azze ve Celle kullarına hitap ediyor. Ey kullarım buyuruyor. La khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. Ehli cennet, cennete girecekler. Kim bunlar? Muttakiler. Onlar kıyamet günü birbirine düşman olmayacaklar. Birbirlerine şöyle diyecekler. Veya yukalu lehum ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. Onlara denecek ki ey kullarım, size bugün korku yok, üzülme de yok. Allah'ın nimetleri, cennet sizi bekliyor. Ellezine amenu bi ayatina ve kanu muslimin. Ellezine, ibadi kelimesinin sıfatı.
Çünkü ya ibadi burada buna da izafet halindedir. Mensup olduğundan dolayı burada da ellezine mahallen mensuptur. Ya ibadi, benim kullarım, Allah Teala onlara hitap ediyor. Hangi kullar? Hangi kullara korkmak yok? Hangi kullara ahirette üzülmek olmayacak? Ellezine amenu bi ayatina. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dünyada inanan, onların gereğini yapan ve kânû muslimîn, bir de Müslüman olanlar, onlara korku olmayacak. Udhulul cennete entum ve ezvâcukum tuhbarûn. Allah Teala onlara hadi girin cennete, entum ve ezvâcukum. Siz girin, eşleriniz, aileleriniz, onlar da sizinle beraber gelsinler. Tuhbarûn, entumun haberi. Yani siz ve eşleriniz girin oraya. Nesiniz o zaman? Hangi durumdasınız? Nesiniz? Yani ne yaparsınız o zaman cennete girdiğinizde? Tuhbarûne, ikram ediliyor size. Seviniyorsunuz. Her tarafta nimetler var. Allah Azze ve Celle'nin ihsanları var. Yutâfu aleyhim bisihâfin min zehebin ve ekvâbin. Onların etrafında bir sihafin min zehebin, sihaf, sahife kelimesinin çoğulu böyle, tepsiler, nimet dolu tepsiler. Ve ekvabin, küb kelimesinin çoğulu, bardaklar, dolular, ne istiyorlarsa onlar etrafında çevrilir. Ve fîhâ mâ teştehîhil enfusû ve telezzül âyun. Orada, o cennette, mâ teştehîhil enfus, canları neyi arzuluyorsa, neyi istiyorsa, bir de gözleri neden lezzet alıyorsa onlar için orada var. Ve entum fiha halidun, o cennette ebedi kalacaklar. Cennette nimetler bir gözünüze hitap edecek. Bir de canınız ne istiyorsa, can istediğinde Allah Teala onları gönderecek. Ve tilkel cennetu leti urisumuha bima kuntum taamelun. Ve tilke, işte müpteda alırsak, el cennetu haber olabilir veya el cennet sıfat, elleti diğer bir sıfat. Ve tilkel cennetulleti urisumuha, işte varis kılmış olduğunuz cennet. Peki nedir bu cennet? Ve tilkel cennetu, ve tilkel cennetulleti urisumuha, size varis kılınan o cennet nedir? Bima kuntum taamelun, yapmış olduklarınızın karşılığıdır haberi, tilkenin haberi. Yani dünyada amelleriniz vardı, o amellerin karşılığını işte burada alacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ. Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah, kimse cennete girmeyecek. وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ, siz de yaptığınız amelle cennete giremeyecek misiniz? Efendimiz buyurdular ki وَلَا اَنَا, ben de giremem ama Allah Teala beni rahmetine gark etmiştir. Buhari Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ, ameliyle giremez. Peki burada بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ buyuruyor. Amelleriniz, yapmış olduğunuz amellerinizden dolayı size sizin varis kılındığınız cennet. Nasıl anlayacağız? Yani amel yalnız başına kişiyi cennete koyamaz. Yalnız başına buna yeterli değildir. Şunun gibi diyordu Ali'l-Kari rahimehullah. Yani birisi yemek yer ama doyuran nedir? Allah Teala'dır. Yemek orada bir vasıtadır. Amelleri yaptınız ama cennete koyacak Allah Azze ve Celle'dir. Peki o cennette onları neler bekliyor? لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. Orada o ehli cennet için çeşitli nimetler var. Fakihe, meyveler var. Çeşit çeşit, çok sayıda. مِنْهَا تَأْكُلُونَ, onların bir kısmından yiyecekler. Cennet nimetlerinden müstefil olacaklar. Allah Teala onun rızasına muhatap olup cennetiyle, cemaliyle şereflenmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve tuğbileyi ve elhamdülillahi rabbil alemin.